Evet değerli izleyici ve takipçilerim, Türkiye Travel Channel kanalına hoş geldiniz. Türkiye'nin en kapsamlı tatil gezi rehberinden size selamlar. Bir önceki videomuzda Türkiye'de mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerlere değinmiştik. Bugünkü videomuz ise Türkiye'de pek bilinmeyen, çok az bilinen doğa harikalarına değinmek istedim arkadaşlar. Bunun için size 29 adet Türkiye'nin çok az bilinen doğal harikalarını sıraladım. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalımıza destek olmak için beğenip paylaşabiliyorsunuz. Bir numarada Mekemar Gölü var arkadaşlar. Bu görüntüleri genelde belgesellerden izliyorduk. Bakalım resimde de görüldüğü üzere bu göl nasıl oluşmuş? Bu doğa harikası gölü. Aynı zamanda Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında odacıklar bulunan Mekemar Gölü, daha önceden Fransız çiftin yaptığı bir kamp sayesinde haberlere de konu olmuştu. Bu yeri de görmenizi, tanıtmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. 2 numarada Şahin Kaya Kanyonu var arkadaşlar. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Altın Kaya Barajı üzerinde yer alan Şahin Kaya Kanyonu, bazı bölümlerde yüksekliği 600 metreyi bulan kaya duvarlarla çevrili, fotoğraf meraklıları için oldukça cezbedici bir bölge olan kanyon ve çevresi muhteşem manzarası ve bakir doğasıyla hayranlık uyandırıyor. Ayrıca 3-4 kilometre uzaklığındaki görkemli kanyon, tekne kiralayarak da gezmeniz de mümkün arkadaşlar. 3. sırada 7 adalar var arkadaşlar. 7 adalar Gökova Körfezi'nin güneybatı bölgesinde yer almaktadır. Kıyılara yakın küçük zincir adalardan oluşur. Mavi tur için harika bir bölgedir. Buranın tanıtımı için çabalarsak da iyi olur arkadaşlar. 4 numarada Büyük Çatı Koyu var arkadaşlar. Gökova Körfezi Bördübert Limanı içinde bir S şeklinde çizen Büyük Çatı Koyları muhteşem bir doğal yapı ve liman oluşturur arkadaşlar. Bu koylara karadan ulaşamazsınız. Koyların doğal şekliyle korunması da sağlıyor. Çünkü karadan ulaşmadan dolayı ancak tekneyle gidebiliyorsun arkadaşlar. Koylar aynı anda 1-2 tekne alabiliyor. Koyların çevresinde ise çam ve günlük ağaçlarla kaplı el değmemiş ormanları görebiliyorsunuz. 5 numarada Akyaka var arkadaşlar. Antik çağlardan beri üzerinde yerleşim olduğuna inanılan Akyaka, gözlerden uzak küçük bir balıkçı köyüdür. Türkiye'nin en güney batı ucundaki Muğla ilinin sınırları içinde yer alıyor arkadaşlar. 6 numarada Faralya var arkadaşlar. Fethiye'nin gizli kalmış güzelliklerinin bulunduğu bir köy. Köyün bulunduğu 40 kilometrelik bölgede tarihi Roma ve Likya kalıntılarına, Kelebekler Vadisi'ne ve çeşitli doğal zenginliklere ulaşabiliyorsunuz. 7 numarada Selimiye var arkadaşlar. Bodrum ve Marmaris yakınlarındaki Bozburun Yarımadası'nın batı kıyısında bir doğa harikası. Orhaniye'den 10, Turgut ayrımından da 7 kilometre uzaklıkta bulunan Selimiye, Bodrum Marmaris arasında seyreden mavi yolculuk teknelerinin uğrak yerlerinden biridir. 8 numarada Arboretum var arkadaşlar. Zonguldak'ın Gökçebe ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde tatil köyünde ağaçların ve odunsu bitkilerin yetiştiği bir tür botanik bahçesi olarak da adlandırılan Arboretum bölgedeki önemli keşfedilmeye değer yerlerden bir tanesidir arkadaşlar. 9. sırada Gölyanı Yaylası var arkadaşlar. Giresun'da keşfedilen Gölyanı Yaylası'nın Türkiye'deki ekoturizmin gözdesi, Gölyanı Yaylası'nın 50 dolayındaki otantik yayla evi, gölü ve Ladin ağaçlarından oluşan ormanlık alanlarıyla görenlerin beğenisini kazanıyor. 10. sırada Şövalye Adası var arkadaşlar. Fethiye Körfezi'nin ağzında körfezi koruyormuş gibi yerleşmiş Şövalye Adası, patika yürüyüşleri, suya batmış evler ve şehir duvarları etrafında yapılan kano gezileri, Haçlı Seferleri dönemine ait kalenin kalıntıları çevresinde yapılan keşif turları ile meşhurdur. 11. sırada Yenişehir Bademli var arkadaşlar. Toros ve Ananas dağlarının birleştiği noktada denizden 1150 metre yükseklikte yeşilliğin hakim olduğu Isparta'nın Yenişehir Bademli ilçesi doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor. 12. sırada Karaburun var arkadaşlar. İzmir'in en küçük ilçesi Karaburun,
Yapılaşmanın görülmediği birçok koyu ve doğasıyla Türkiye'nin bilinmeyen güzellikleri arasında yer alıyor. İzmir ile arasındaki 130 kilometrelik yolun keskin virajlarla örülü olması nedeniyle ulaşım sorunları bulunan Karaburun, Yarımada üzerindeki bir belde ve 13 köyün merkezi konumundadır. 13. sırada Gideros var arkadaşlar. Yerli halkın mutlaka tekneleri bir gün keşfedecek dedikleri bir yer. Batı Karadeniz'in doğa harikası, en güzel koylarından biri olan Gideros, Amatra, Cide sahil yolu ve Kastamonu sınırları içindedir. Çevresi yemyeşillik dağlarla çevrili kestane, kayın, meşe, çam ve şimşir ağaçlarıyla çevrili olan koy sakin suları ile bir gölü andırıyor. Gideros'ta tekne ile gidildiği gibi karayoluyla da ulaşmak mümkün. 14. sırada Bozburun var arkadaşlar. Marmaris'e yaklaşık 1 saatlik uzaklıkta bulunan Bozburun halen çok fazla bilinmeyen rotalardan biridir. Bozburun'a çok yakın olan Kastaboz antik kentini ziyaret edebiliyorsunuz. Kız Kumu plajına giderek de denizde yürüme ve yüzme keyfi yaşayabiliyorsunuz. 15. sırada Ortunç var arkadaşlar. Samimi ve salaş yerleri seven tatilciler için ideal bir yer. Ayrıca Ortunç'ta gittiğiniz zaman da bölgeye özgü balıklar da bulabiliyorsunuz. Papalina'nın ve çeşitli otların tadına da bakmayı unutmayalım. 16. sırada Mazı Köyü var arkadaşlar. Bodrum'un köylerinden biri. Neredeyse Bodrum'un göbeğinde yer alıp bu kadar bakir kalmış başka bir yer bulamazsınız arkadaşlar. Mazı Köyü yemyeşil doğası ve tertemiz deniziyle dikkat çekiyor. Meşhur Milas hallarının da özenle yapıldığı yerdir burası. 3 tane koyu var ve her biri birbirinden güzel. Sıradaki yerimiz arkadaşlar Kalem Adası. İzmir'e bağlı Bademli köyünün kıyısında yer alan Kalem Adası el değmemiş doğasıyla dikkat çekiyor. Adı kulaktan kulağa yayılmaya başlamış olsa da henüz bozulmamış bakir bir durumda. 18. sırada Sokak Ağzı var arkadaşlar. Sokak ağzı, tahta masaları, samimi ortamı, yerel halkın sıcaklığı ve tabii ki de lezzetli yemeklerin sakin bir tatil geçirmek isteyenler için oldukça uğrak bir yerdir arkadaşlar. 19. sırada Kelebekler Vadisi var arkadaşlar. Kelebekler Vadisi'nde sadece doğal yaşamı korumak ve bunun için gereken önlemleri alarak projeleri hayata geçirmek amacıyla bir tesis oluşturulmuştur. Maalesef çoktan keşfedilenler arasına da girmemiştir. Son yılların en popüler tatil rotalarından birine haline gelmiştir. Kelebekler Vadisi'ne Fethiye Ölüdeniz'den kalkan teknelerle ulaşım sağlanıyor. 20. sırada Gölyazı var arkadaşlar. Gölyazı çoğu Bursalı'nın bile farkında olmadığı Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı küçük bir balıkçı köyüdür arkadaşlar. 20. sırada Amasra Bartın var arkadaşlar. Amasra Bartın ilinin kültürel ve doğal güzellikleri ön plana çıkan mavisi ve yeşiliyle peri masallarını aratmayan huzur dolu bir ilçesidir. 22. sırada Bördübet var arkadaşlar. Bördübet koyundan nehir ile denizin kesiştiği noktada orman içinde konumlanıyor. Muhteşem doğası ile özgün tatil arayanlar için eşsiz bir ortam sunuyor arkadaşlar. 23. sırada Salga Gölü var arkadaşlar. Salda Gölü Burdur'un Yeşilova ilçesinde ilçe merkezinden 4 kilometre uzaklıkta ormanlarla kaplı tepeler, kayalıklar, arazi ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür arkadaşlar. 24. sırada arkadaşlar Sağcık İzmir var arkadaşlar. İzmir Seferihisar'ın Deniz Kokan Mahallesi Sağcık, Tarihi Kalesi, el emeği ürünlerinin satıldığı yerel üretici pazarı, kale içindeki şirin ev pansiyonları, leziz deniz ürünlerinin servis edildiği restoranları, masmavi denizi ve plajları ile Ege bölgesinde en güzel kaçış ve sakin olan rotalardan bir tanesidir. Biraz da az bilinen tarihi mekanlar değinelim arkadaşlar. Bu yerlerin tanıtımı da çok önemlidir. 26. sırada Apollo Tapınağı var arkadaşlar. Eski adıyla Didyma'daki Apollo Tapınağı önemini gösterircesine devasa bir tapınak ve o kadar büyük ki zamanında üstü açık olarak tasarlanmıştır. 26. sırada Truva Atı var arkadaşlar. Dünyanın en ünlü arkeoloji kentlerinden birisidir.
Helenistik dönemde İlyon olarak da adı geçen efsanevi yerleşim Çanakkale Bir Garım Adası Hisarlık mevkide 1870'lerde Alman arkeolojik Heinrich Schliemann tarafından keşfedilmiştir. 27. sırada Midas sanatı var arkadaşlar. Midas sanatı yazılı kaya öyle görkemli ki bakarken şaşkınlığımızı gizlemeniz mümkün değil. Anıt 17 metre yüksekliğinde M.Ö. 600'lerde yapılan anıt bölgeye Midas şehri ismiyle de anılıyor. 28. sırada İshak Paşa var arkadaşlar. İshak Paşa sarayının en önemli özelliği dünyanın ilk kalorifer tesisatı döşenen saray olması. O günün imkanları düşünüldüğünde sarayın ne kadar büyük emek ve işçilikle yapıldığı da gözle görülüyor. Sıradaki tarihi yerimiz ise Mersin'in Kız Kalesi arkadaşlar. Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı 23 kilometre mesafede bulunan Kız Kalesi'nin tarihi ismi Korksiyokos. Kız Kalesi tarihi içinde Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Ermeniler, Fransızlar, Kıbrıs Krallığı, Karamanlılar ve Osmanlıların hakimiyetinde kalmış önemli bir yerleşim ve güvenlik yeridir arkadaşlar. Bu ve benzer videoların devamını istiyorsanız lütfen videomuzu beğenip paylaşabiliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.